Merhaba Shift.net izleyenleri. Herkesin merakla beklediği 2000-2500 TL arası alınabilecek akıllı telefonlar listesiyle karşınızdayız. Şimdi listedeki ilk telefonumuz 2000 TL'ye yakın fiyatıyla General Mobile GM9 Pro. Snapdragon 660 işlemcisi Android One platformu ve DxOMark'ta 90 puan alan kamerasıyla beraber güzel bir deneyim bizlere sunuyor. Ve şu anda 2000 TL seviyesindeki fiyatıyla bazen 2200-2000 aralığında bulabiliyorsunuz. Pek çok mağazada fiyatlar değişiyor. Bu fiyat aralığında Canon Mobile Cam 9 Pro'yu alabilirsiniz. 2000-2500 lira bandındaki en iddialı garantili telefonlardan biri de Huawei P20 Lite. Huawei P20 Lite'ın üzerinden belli bir süre çıksa da iddiasından pek de bir şey kaybetmedi. Özellikle 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza 16 megapiksel ön arka kamera ve arkadaki iki kamera önde çentikli ekranlı modern tasarımla beraber 2200 lira bandına P20 Lite modelinde satın alabiliyorsunuz. Bu da tercih edilebilecek bir model. Evet arkadaşlar bu sefer listemize yorumlardan da etkilenerek ithalatçı garantili modelleri de ekledik. İthalatçı garantili olarak 2200 TL bandında Xiaomi Mi 8 Lite modelini de satın alabiliyorsunuz. Xiaomi Mi 8 Lite'da da Snapdragon 660 gibi güncel ve güçlü bir işlemci bulunuyor. Ayrıca 128 GB dahil hafıza ve 6 GB RAM var. 2200 TL bandında ithalatçı garantili olarak bu modeli alabilirsiniz. Bu sefer Samsung Türkiye garantili bir model karşımızda. Samsung Galaxy A7 2018. Galaxy A7 2018 özellikle A9 2018 de benzer yapıda kamera dizilimi olsun, kamera özellikleri olsun sadece sadece A9'daki dördüncü kamera ve Snapdragon 660 işlemci farkını görebili görebiliyorsunuz farklılık olarak. Tabi aynı modeller değiller ama Galaxy A7 2200 TL fiyatı ve garantili fiyatıyla oldukça iddialı bir model. Fiyat 2500 TL'ye çıktıkça olmazsa olmazlardan biri de Honor Play arkadaşlar. Honor Play özellikle adındaki Play'den de anlayacağınız üzere oyuncular için geliştirilmiş bir akıllı telefon. Huawei'nin P20 Pro'da da kullandığı Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor ve bu işlemci hem yapay zeka hem de oyun konularında oldukça performanslı. 6.3 inçlik ekranı, 3750 mAh bataryası, 4 GB RAM güçlü işlemcisi ve yapay zeka destekli kameralarıyla beraber 2400 TL bandında Honor Play'de alınabilecek bir akıllı telefon. Huawei Mate 20 Lite da listemizdeki yerini alıyor. Şu anda 2599 TL'lik bir fiyatı var. Biraz daha uygun fiyata indirimlerle de alabiliyorsunuz. Bazı zamanlarda bazı mağazalarda biraz daha listemizin üst sınırını aşan fiyatları da satın alabiliyorsunuz. Ama uygun fiyata satın alma opsiyonunu da öne sürerek ve arada 99 TL'lik fark olarak da listeye ekledim. Çünkü Mate 20 Lite gerçekten başarılı bir telefon. 6.3 inçlik başarılı bir ekranla geliyor. Ayrıca kamera hem ön hem arka kameralarda oldukça başarılı. Zaten incelemesinde görebilirsiniz. Üründe ayrıca yapay zeka destekli Huawei'nin yeni nesil orta üst segment Kirin 710 işlemcisi de kullanılıyor. Pil ömründen tutun pek çok özelliğiyle beraber güncellenmiş yeni bir orta üst segment telefon diyebiliriz. Sistemimize bir de Pocophone F1'i ekledik arkadaşlar. Pocophone F1'i bazı indirimlerle garantili olarak da 2500 lira bandında satın alabiliyorsunuz ama indirimlerin olmadığı o indirimleri yakalayamadığınız zamanlarda da ithalatçı garantili olarak da 2500 TL bandında bandında satın alabiliyorsunuz. Ben Pocophone almak istiyorum diyorsanız en büyük avantajınız Snapdragon 845 işlemcisini orta segment işlemcili telefonlar yerine. Ben Pocophone F1 almak istiyorum diyorsanız en büyük avantajınız Snapdragon 845 işlemcisini 2500 TL gibi bir meblaya satın alabilmek. Listemizin bir diğer modeli ise Nokia 8. Nokia 8'i uzun zamandır bu tarz listelerde sürekli görüyorsunuz. Çünkü genellikle 2000 TL bandında oldukça yoğun bir şekilde satılan bir telefondu. Ama yavaş yavaş bir buçuk küçük senesine geliyor ve stokları azalıyor. Stoklar azaldığı için de fiyatları yükseliyor. İndirimler çok yoğun bir şekilde yaşanmıyor. Şu anda baktığımızda 2500 TL seviyesine kadar çıkmış durumda. 2500 TL'ye Nokia 8'den daha mantıklı modeller listemizde var. Burada tercih size kalmış ama özellikle 2000'lere doğru yaklaştıkça o fiyatları da bulabilirsiniz Nokia 8 de oldukça iyi bir tercih. Bir önceki 1500-2000 TL segmentinde o ara indirim vardı. Casper Via A3 Plus'ı 2000 200 bandında alabiliyordunuz. Hatta daha da indirimlerle 2000 liraları bulabiliyordunuz. O yüzden 2000 TL sınırına yakın olduğu için eklemiştim. Ama şu anda 2500 lira bandında bir akıllı telefon olarak karşımızda. Avantajı 6 GB RAM'i var. Yüz tanıma sistemi var. Yapay zeka destekli ve orta segmentte iyi bir performans sunan Helio P60 işlemcisi var. Bunlarla beraber Casper'da tercih edilebilecek bir model ortaya koyuyor. VA3 Plus'la ama Dediğim gibi VR3 Plus'ın fiyatının keşke biraz daha düşük olduğunu görsek. Çünkü 2200-2000 bandında pek çok model var. Ve bu modeller arasında rekabet oldukça güçlü. 2500 TL seviyesine çıktığınızda daha da farklı modeller devreye giriyor. O zaman rekabet daha da kızışıyor. Evet arkadaşlar 2000-2500 TL bandında ben akıllı telefon almak istiyorum diyorsanız hem ithalatçı garantili hem de Türkiye garantili modelleri ekledik. 2 tane ithalatçı garantili model vardı. Diğerleri Türkiye garantili modellerin fiyatını söyledik. tabii ki de başka yerlerden daha ucuza pek çok farklı telefon tercih edilebilir. Ama biz güvenilir alışverişin yapılabileceği yerlerde güvenilir fiyatlardan ürünleri seçip sizlere sunuyoruz. O yüzden yorum yaparken de bunu dikkate almanızı isterim arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you <laughs>